Selam arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar. Evlilikle ilgili resmi işlemlere yeni başlayanların akıllarına takılan sorular olabiliyor. Örneğin, evlilik için gerekli belgeler nelerdir? Nikah başvurusu nasıl yapılır? Nikah işlemleri ne kadar sürer? Yine kızlık soyadını kullanabilir miyim? Gibi pek çok soru var. Arkadaşlar, sizler için evlilik başvurusu ve nikah işlemleri yaparken çokça merak edilen evlenecek çiftlerin en çok sorduğu soruları derledik. Ve YouTube eğitim kanalımızda her birini ayrı çalışmalar halinde sizlerin istifadesine sunuyoruz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Nikah tarihi nasıl alınır ve internette nikah tarihi alma işlemi yapılır mı? Hayır arkadaşlar, çiftler online nikah başvurusu yapamaz. Başvuruların mutlaka ilgili evlenme memurluğuna giderek bizzat yapılması gerekiyor. Evlilik başvurusu ne zaman yapılır? Saatleri nelerdir? Arkadaşlar, evlilik başvurusu nikah dairesi çalışma saatlerinde yapılıyor. Yani müftülük veya belediye gibi hangi kurumda nikah işlemlerini yaptıracaksanız o kurumun mesai saatlerini dikkate alın ve ona göre müracaatınızı yapın arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar, bazı belediyelerde evlilik işlemleri için başvuru saatleri sabahtan veya öğleden sonra olabilecek şeklinde duyurular olabilir. Bunun için de başvuruda bulunacağınız belediyenin web sitesine girerek başvuru saatlerini buradan öğrenebilirsiniz. Nikah işlemlerini tek kişi yapabilir mi? Evlilik başvurusunu gelin ve damat adayının bizzat yapması gerekiyor arkadaşlar. Fakat olur ya, eşlerden birinin müsait olmadığı bir durum oluşursa, o durumda vekil olarak belirlediği bir kişi onun yerine müracaatta bulunabilir. Bunun için de fotoğraflı özel vekaletname düzenlenmesi şart. Yine vekaletname üzerinde evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi ve vekalet verenin kiminle evleneceğinin yazılması da şart bulunuyor arkadaşlar. Bu kurallara uyulmazsa çiftin evlilik müracaatını birlikte yapmaları gerekir. Evet, diğer bir soru. Nikah işlemleri kaç gün sürer? Arkadaşlar, nikah işlemleri için gerekli belgeleri toparlamak, mesai saatlerinde alınacak belgeler, yine belgelerin alacağı yerlerin birbirine olan uzaklığı ve ilgili kurumun iş yoğunluğu gibi durumlar söz konusu olduğunda 4 veya 5 gün arasında tamamlanabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Nikah günü kaç gün sonraya verilir? Arkadaşlar, belgeler tamamlanıp evlendirme dairesine başvurduktan sonra en erken 24 saat sonrasına tarih alabilirsiniz. Evlilik başvurusu ne zaman yapılmalı? Hazırlayacağınız belgelerin geçerlilik süresi 6 ay olduğu için arkadaşlar, nikah günü alırken bu süreye dikkat edilmesi gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar, evlenecek çiftlerin en çok sorduğu sorulardan oluşan birinci bölümümüzün sonuna böylece gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar, nikah işlemleri ile ilgili önemli konulardan oluşan bölümlerimiz devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.